Tatarlar bir zamanlar Orta Asya'nın hakimiydiler. Müslüman Türk halklarının en eskilerindendirler. Büyük hanlıklar kurdular. Ruslardan Bulgarlara kadar Büyük Bozkır'ın batısına 1000 yıl boyunca hükümran oldular. Bugün Avrasya coğrafyasının kalbinde oturuyorlar. Rusya Federasyonu'nu oluşturan 21 cumhuriyetten biri de onlar. Ama bir özellikleri var. Yılda 32 milyon ton petrol üretiyorlar. En zengin doğal kaynaklar onlarda ve Büyük Bozkır'ın kültürel olarak en gelişmiş halkı Tatarlar. Ve tüm bunlar nedeniyle Rusya Federasyonu içinde ayrıcalıklı durumdalar. Bu yıl başkent Kazan 1000. doğum yılını kutluyor, sınırlar arasında sizi 1000 yıllık Kazan'a ve çevresine götürüyor. Bir başka kardeş halkla sizi buluşturuyor. Nisan sonunda erimeye başlıyor. Biz oradayken Mart'ta Kazan Kremlin'i beyaz örtüsüyle bir masalı andırıyordu. 1000 yıldır Bulgar mirzalarını, Cengiz Han savaşçılarını, Altın Ordu hanlarını bu tepede ağırlamıştı. Pushkin'in, Tolstoy'un, Gorki'nin eserlerinde neden bu kadar çok Kazan'dan söz edildiğini anlamaya başladım. Birçok Cumhurbaşkanlığı Sarayı ziyaret ettim ama bu farklıydı. Kazan Kremlin'inde Cumhurbaşkanı Mintimir Şaymiyev'in makamına çıkarken gördüğüm güzelliklerle büyülendim. Eğer bir halk, bir millet, bir ülke kendini dünyaya tanıtmazsa bunu başka kimse yapmaz. 1000 yılın bize öğrettiği bu işte. 1000 yıllık bir özgürlük tarihimiz var. İşte bu yıl bunu kutluyoruz. Bu kutlamanın başkanlığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapacak. Onun desteğiyle bu kutlama hazırlanıyor. Ağustos'ta bütün ülkelerden misafirlerimiz gelecek. Bir halkın 1000 yıllık yaşamında geçirdiği değişimleri merak eder misiniz? Bu öyle bir 1000 yıldır ki hatırlanması gerekir. Kazan'ın en eski tarihi milattan sonra 922'de başlar. 922'de İslam kabul edildi. Sonra Altın Ordu Devleti kuruldu. Altın Ordu yayılırken tüm çevre prenslikleri de egemenliğini aldı. Altın Ordu'nun içinden hanlıklar çıktı. Kazan Hanlığı bunlardan biriydi. Altın Ordu güçlü ordu ve devlet yapısıyla 200 yıl Rus prenslikleriyle doğu ve batıdaki düşmanları arasında bir duvar oluşturdu. Moskova prensleri Tatar hanlarının yolladığı orduları kullanarak tüm diğer prenslikleri ele geçirdi ve Tatar hanlarının kanatları altında prenslikten çarlığa yükseldiler.
Ve yıl 1552'yi gösterdiğinde Korkunç İvan adıyla da bilinen Çar 4. İvan, Kazan Hanı'nın eşini ve oğlunu bile esir alacak, Moskova Kazan'ı bir darbede kendine bağlayacaktı. İşte o tarihten itibaren Tatarların Hristiyanlaştırılması faaliyeti başladı. Tatarlar Hristiyanlaşmayı reddedince şehrin surları dışına atıldılar. Evleri yakıldı. Özel vergilere tabi tutuldular. Tüm camileri yıkıldı, dilleri yasaklandı. Tataristan'ın 1552'den sonra, Kazan'ın düşüşünden sonra yaklaşık 2 asırlık bir süreç zarfında tabii arzu edilen düzeyde insanlar bir takım özgürlüklerden faydalanamamışlardı. Yani dinleri yasaktı, dilleri yasaktı. Öyle değil mi? Yani Çarlık Rusyası zamanında. Bu hürriyetlerden arzu edildiği ölçüde yararlanamamıştı. Dini pratiğe, dini öğretiye bir dönüş olmuş. O nedenle yaygın biçimde medreseler vardır bunların. Kazan'a gider gitmez dikkatimizi en çok çeken şey, İslam eğitimine özel bir özen gösterilmesi, birçok caminin inşa ediliyor olması, İslami eğitim veren birçok medresenin son yıllarda açılmasıydı. Burada İslam'ın anlamı başkaydı. 5 asırlık bir mahrumiyetten sonra İslam'a ve Tatarca'ya milletin çimentosu olarak bakılıyordu. İslam ve dil, milli kimliğin en bariz özelliği olarak önem kazanıyordu. Kazan'a gider gitmez Tatar devlet basın yayın görevlilerinin bizi ilk olarak müftüye götürmeleri de bunun bir göstergesiydi. Niçin mana bu Tataristan'da Hristiyanlar, Müslümanlar, Ruslar, Tatarlar, nişe dişler, nişe asırlar uz ara tatu tanış yaşayanlar birdiler. 70 yıl komünistler vaktinde iş buğun halk din ilminden dinden mahrum bulup kaldı. Lakin elhamdülillah kafir bulmadık, müşrik bulmadık. Bugün Tataristan'da Cumhurbaşkanı Şaymiyev'in İslam Kalkınma Bankası'nın desteğiyle inşa ettirdiği yaklaşık 1000 cami bulunuyor. Ülkede 1998 yılında İlahiyat Fakültesi açılıyor ve Çarlık zamanından beri kapalı olan Muhammediye Medresesi yeniden faaliyete geçiyor. Kazan'da medrese sayısı her geçen gün artıyor. Bu medrese 2 yıldır faaliyette. Alican. Alican neredesin? Tacikistan. Sibirya'dan. Sibirya'dan. İslam dinin yerini yarım bitirdim. Orada, kalarak öğrenebilir miydin? Yani yok, orada medreseler, kolejler yok İslam dinin yerini için. İslam eğitiminin yayılmaya başlaması ne zamandan beri var? 90'lı yılların da başladı. Yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra. Evet. Başladığı zaman medreseler yoktu. Medreseler İslam Üniversiteleri son 5 yılda başladı. Acaba üniversite profesörleri dini eğitimle ilgili ne düşünüyor? Tarih profesörü İndus Tahirov'un cevabı diğerleriyle aynı. Üniversite kurulacağına niye medrese kuruluyor? Medreseye üniversite kayılıyor mu? Bizge Tatarlar'a gerek. Bizim için Tatarlar için o gerek. Neden? Zamanında Tatarlarını İslam dini kurtarıp kaldı. Eğer İslam dini bulmadan bulsa biz yok kaşıkkan. Bunun tehlikesi yok, yararı var. Çünkü tarihimize bakılırsa 1993'te 23 tane din adamımız kalmıştı. Şimdi 1100 tane var. Din eğitiminin yeterli düzeye çıkmasını ve eğitimli din adamlarımızın çeşitli alanlarda çalışmalarını istiyoruz. Önce öğrencilerimizi Arap ülkelerine gönderdik. Fakat gördük ki onların İslam anlayışı, İslam tarihi bizimkilerden farklı. Oradan eğitim alan ve buraya gelen öğrenciler burada verimli olamıyor. Biz tarihimizden dolayı katı bir İslami eğitim uygulayamayız. Kendi İslami mirasımıza göre kendimize özel bir eğitim vermeliyiz. Milli kimliğin en önemli parçası din, Batı'nın özel ilgisine mazhar oluyor.
Almanlar ve Fransızlar petrol denizi Tataristan'daki İslami gelişmeye kayıtsız kalmıyorlar. Batılı kuruluşlar birçok proje geliştiriyor. Mesela tarihi Volga boyu projesi. Kazan'dan Oslo'ya kadar olan bir güzergahta 5 yılda ve 5 etapta tamamlanacak bir gemi seferi planlanıyor. Muhtemelen Tataristan'ın doğal zenginliklerinin Avrupa'ya geliş yolları araştırılıyor. Eski ticaret ve kültür yollarının canlandırılması çalışmalarına İslam diniyle ilgili araştırmalar da eşlik ediyor. Avrupa Birliği'nin devleri Yeni Cedidçilik adı verilen hareket için Kazan'da birçok toplantı yapıyor. Çok dinli ve çok dilli bu ülkede Euro-İslam konferanslarının da bir çoğalma gözleniyor. Dünyada 7 milyon Tatar olduğu söyleniyor. Tataristan'da ise 4 milyon nüfusun yarısı Tatar. Yani ülkede 2 milyon Müslüman var. Nüfusun %40'ını Ruslar, küçük bir bölümünü ise Çuvaşlar, Mariler, Başkırtlar, Ukraynalılar gibi sayıları 70'i bulan gruplar oluşturuyor. Bunların da bir kısmı Müslüman, geri kalanı Hristiyanlar ve Yahudiler. Tataristan'da 1200 dini kuruluş faaliyet halinde. İlderhanov'un tapınağı bunlardan biri ve en ilginci. Tapınağın içinde cami de var, kilise de. Bu çok dinli binada Havra, Buda Manastırı, Şaman Dergahı yan yana. İkinci Dünya Savaşı'nda bu binanın olduğu yerde bizim evimiz vardı. Savaşta iki kardeşim birden açlıktan burada öldü. Ve ben bu tapınağı yapmaya o yüzden karar verdim. Bu kadar böyle dinlerle uğraşan birisi olarak, yani felsefeyi iyi bilen biri olarak, en önemli tavsiye nedir bir insana mesela? Samglanma tolerantnost. Sabır. Терпимость, sabırlık. Sabırlık. En önemli şey sabır mı? Sabırlık. Bence İlderhanov'un tapınağı olanca şatafatıyla 1990'dan sonra gelen ani değişimin yol açtığı şaşkınlığı da simgeliyordu. Slav birliğinden söz ediliyor. Bu fikri nasıl açıklıyorsunuz? Bunun altında ne yatıyor? Çok uzun senelerden beri Ruslar ve Tatarlar çoğunluğu oluşturan halklar olarak beraber yaşıyorlar. Son nüfus sayımıyla Ruslar %40, Tatarlar %52 civarında. Ama her büyük çoğunluk birbirini anlayarak, birbirine yaklaşarak yaşamak zorunda. Birlikte yaşam birbirinden etkileşimi getiriyor. Birçok karma evlilik oluyor. Bu Tatar milleti için olumsuz olsa da doğan çocuklarla iki tarafın dostluğunun garantisi oluyor. Ertesi sabah Cumhurbaşkanı'nın konutunun da bulunduğu Borovyeyo Matyushenko'ya doğru büyülü bir yolda gidiyoruz. Volga'ya yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanı danışmanlarından Rafael Hakimov'un evine davetliyiz. Adı Rafael, bir Fransız ismi. Ayrıca Tataristan'da birçok Fransız ihtilalcinin isimlerini de duyuyoruz. Mara, Rafael, Albert, Merlin gibi isimlere de rastlıyoruz. Bir zamanlar Rusça isim koymamak için İtalyan, Fransız isimleri seçilmiş Tataristan'da. Hı-hı. Bu doğru mu? Yani bu bağlamda mı isminiz Rafael? Doğru. Biz Tatar isimleri yasakken Rus isimleri kullanmamak için bu isimleri seçmişiz. 20. yüzyılın başında öyle bir hareket vardı. Cedidçilik. Avrupa'dan gelen bir hareketti. Fransız ihtilalcilerinin adını Bozkır'ın ortasında duymak şaşırtıcıydı. Ama 19. yüzyılın son çeyreğinde Çarlık Rusyası sınırları içindeki Türkçenin çeşitli lehçelerini konuşanlar Fransız aydınlanma hareketinden etkilenmişler ve Cedid adı verilen bir eğitim hareketi bu halklar arasında yayılmıştı.
O güne kadar eğitim camilerin yanındaki mektep ve medreselerden yürütülürken, eğitim Kur'an ve okuma yazma ile sınırlıyken Ceditçiler batılı eğitim sistemini savunmuşlardı. Kırım Tatarı İsmail Gaspıralı bu eğitim sisteminin en önemli temsilcilerinden biriydi. İstanbul'da Jön Türklerden, Paris'te de liberal ve sosyalistlerden etkilenmiş, modern eğitimi Kırım'a götürmüş, daha sonra da Rusya'nın tüm Türkçe konuşan bölgelerinde düşüncelerini yaymıştı. 1910 yılında usulü cedid okullarının sayısı 5000'e ulaşmıştı. Cedid hareketi Kazan'daki aydınları çok etkilemiş, birçok düşün adamını etkisi altına almıştı. Dil, kültür ve fikirde birliği savunan ve yüzü Avrupa'ya dönük hareketler Çarlık Rusyası'na karşı bir araya gelirken bir şey oldu. ...1917'de halk ayaklandı, koca bir imparatorluk büyük bir çatırtıyla yıkıldı. Yerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne bırakacaktı. Tatar milliyetçileri ihtilal sürecinde devrimcilerle işbirliği yaptılar. Ama daha sonra Sultan Galiyev'in liderliğinde bir muhalefet örgütlediler. Sultan Galiyev her ülkede devrim tezine karşı çıkıyor, doğulu halkların birliğini savunuyordu. Batı'nın doğuyu sömürdüğünü ve batıda sosyalistler iktidara gelse bile doğulu halkların sömürülmeye devam edeceği tezini ilk olarak o ortaya atmıştı. Esas sorunun batı ile doğu, yani emperyalist ülkelerle mazlum halklar arasında olduğunu söylüyordu. Galiyev Müslüman ve Türk hanlıklarının birleştirilmesini ve Sovyetler Birliği'ne Turan Sosyalist Cumhuriyeti olarak katılmasını teklif ediyordu. Sultan Galiyev. Galiyev'in yaşadığı dönem çok karışıktı. Şimdi de aslında karışık bir zaman yaşanıyor. Galiyev'in rolü çok büyük bizim milletimiz için. O zaman da devletçilik fikirlerini savunuyordu. O fikirleri için sonra kurban da oldu ama çok değerli fikirleri savundu hep. Sultan Galiyev adına bir meydanımız var ve yakında onun heykeli meydana dikilecek. ...1990'da Sovyetler kuruluşundan 74 yıl sonra dağıldı. Rusya Federasyonu kuruldu ve federasyondaki özerk cumhuriyetlerin statüleri tartışılmaya başlandı. 12 Aralık 1993'te Rusya Federasyonu Anayasası referanduma sunuldu. Dağıstan, Çeçenistan, İngüşetya, Başkırdistan yanı sıra Tataristan da oylamayı protesto ettiler. Çeçenistan ve Tataristan bağımsızlık istiyor, diğerleri anayasanın üniter yapısını eleştiriyorlardı. 1994'ün başında Tataristan ikna olacak, Rusya ile federasyon anlaşmasına imzayı atacaktı. Zengin kaynakları ve Rusya Federasyonu'nun en eğitimli halkına sahip bu cumhuriyet ayrıcalıklı bir konumdaydı. Yabancı ülkelerde temsilcilik açma, ikili ilişkiler kurma ve uluslararası finans kurumlarıyla doğrudan temasa geçme hakkını almışlardı. Ekonomik özerkliği o boyutlardaydı ki Tatneft, Türkiye'de Tüpraş rafinerisi ihalesine bile katılabilmişti. O yıllarda yeni tavizler isteyen Tataristan'a Boris Yeltsin, üstesinden gelebileceğiniz kadar bağımsızlık ve otonomi alın, Rusya'nın ortasından nereye gideceksiniz diyordu. Gerçekten de Tataristan, Moskova'nın sadece 700 kilometre doğusunda ve Avrasya'nın tam kalbinde oturuyor. İşte bu nedenle Putin, Batı'nın bu bölgelerde oynadığı rolleri düşünerek belli kısıtlamaları gündemde tutuyor. Rafael Hakimov, Rusya Federasyonu'yla son günlerde yeniden masaya oturuyor. Tataristan-Rusya ilişkileri şu anda hangi mertebede? Yeni yasalar çıkıyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz Tataristan açısından? 2000 yılına kadar bizim ilişkilerimiz daha iyiydi. Ama Putin'den sonra ilişkilerimiz zorlaştı. Mesela yeni yasalar çıkıyor. Bunlar Rusya için uygun ama Tataristan için uygun değil. Şimdi yeni çıkan yasaya göre vergi, istihbarat ve savunma bakanlıklarını atıyor Rusya. Atamak istiyor yani. Şu anda istiyor mu yoksa kesinleşti mi? Evet, kesinleşti. Kesinlikle.
Bunun için ne düşünüyorsunuz? Çünkü siz görüşmeleri yürütüyorsunuz değil mi? Onlar Moskova'dan atamalarla bu işi yapmak istiyor. O gün Hakimovların evinde en özenli şekilde ağırlandık. Mevlude ve kızı Kamile bize Tatar misafirperverliğinin ne demek olduğunu gösterdiler. Tüm davet boyunca bir tek yardımcı etrafta görünmedi. Her işi kendileri yaptılar. Mevlude'ye sordum ve çok önemli bir cevap aldım. Yaşra bugünümdü. Önce bana bir yardımcı gerek diye düşünüyordum. Ben varlıklı bir ailede büyüdüm. Ama evde hiç yardımcılarım olmadı. Nedenini çok sonra anladım. Dışarıda en güzel, en lezzetli yemeği değseniz bir şey eksiktir. Sevgiyle yapılmamıştır. İçine sevgi katılmamıştır. Ben kendi yemeğimi sevgiyle pişiririm. Evimi sevgiyle toplarım. Ev işini de severek ve sevdiklerim için yaparım. Günün sonunda Boroveo Matyushenko'dan ayrılıyoruz. Yarın Başbakan Yardımcısı Zila Valievna ile buluşacağız. Azatlıkların her bir ülkenin özgürlük anlayışı farklı. Batı'nın özgürlük anlayışının ideal olduğunu söyleyemem. Bizim kendimize göre bir özgürlük anlayışımız var. Mesela Amerika'daki kadınlara göre bizim kadınlarımız çok daha eğitimli, çok daha özgür. Bizde kadın ne isterse yapabilir. İş kurmak istiyor, evinde oturmak istiyor, çocuk bakmak istiyor. Bunların hepsini yapabilir. Ama ne isterse kendi isteğiyle yapar. Siz hiç -10 derecede alışveriş yaptınız mı? Ya da hiç -10 derecede pazar tezgahında gün boyu durdunuz mu? Onlar duruyor. Kazan'da Moskova pazarında yılın 6 ayı kadınlar kar fırtınası altında çalışıyor. Kimse çok şikayetçi görünmüyor. Bu da bizi hayrete düşürüyor. Çünkü sadece 10 dakika sonra vücudunuz uyuşmaya başlıyor. Bundan 10 yıl önce daha mı rahattı? Gene bu işi mi yapıyordu? 10 лет назад тоже этим занимались. Да. Летал в Турцию. Türkiye'ye geliyordu, evet, aynı yapıyordu. Aynı işi yapıyordu. Gidiyor mu hala bu işe? Значит, спор что ли? Нет, бросила пока. А, bıraktım. Торговли сейчас нету. Ну, 6 лет летала. 6 yıl gittim Türkiye'ye. Şimdi nereden geliyor bu mallar? Из Москвы. Moskova'dan. Bunlar Türk malı. Türk malı. Türkçe. Ne kadar satılıyor böyle bir etek? 1300. 1300 рубля. Ну нет, здесь она сбавляется на другие уже. Yani 1300 рубля kaç dolar eder? Yani 50 dolar, 50 dolar, 40 dolar belki. 40 dolardan daha fazla biraz. Pahalı yani. Yani.
Cumhurbaşkanı Şaymiyev'in dediği gibi, Tataristan'da hiçbir konuda çok katı olunamazdı. Burası kültürlerin iç içe geçtiği, dinlerin benzeştiği bin yıllık bir yerdi. Kazan'a bir saat mesafede Arcaköy. Arcaköy'ünün aşhanesinde Abdullah Bahar müziği çalıyor. Kendi yaptığı her boydan akordeonlardan çıkan tınıları bize armağan ediyor. Bu aşhanede de her yerde olduğu gibi kadınlar çalışıyor. Günler onlardan biri. Onunla masayı kurduk. Bütün ekip çakçak tatlısının başına oturduk. Tataristan'da kadınlar tıpkı Anadolu'dakiler gibi ömür boyu hiç durmazlar. Evlenirler, çocuk doğururlar, ev işi görürler, kışın ağır şartlarına hazırlanır, tüm aileye bakarlar. Tatar kadınları Avrasya'nın her köşesinde olduğu gibi çok çalışkandırlar. Tataristan'da çocukların %40'a yakın kısmı Tatarca eğitim alıyor. Ne olmak istersin büyüyünce? Учительница. Музыкантом. Sana indi balalar. Balalar. Bir Tatar şiiri okuyasız. Etkemen kemnin tirli, dünyada kup nerse bildim, sin tuğan... Bardan yağan orlar sibip, kile yaz, kile yaz, gilsin yazın tizrek... Bu şarkı yaza özlemi anlatıyor. E haklı değil mi? Cırlap sıyıp, zorlap sine tebrik itebiz, gilsin yazın tizrek il, bir sağına götürbiz... Yolun üzerinde bir bina. Görüp geçmek imkansız. Burası Kazan Kütüphanesi. Ülkenin 1646 kütüphanesinden biri ve belki de en güzeli. Kitapların biner biner basıldığı ülkemizden sonra Tataristan'daki kitapların basım sayılarını duymak içimizi burkuyor. 4 milyon nüfuslu bu ülkede her yıl toplam 500 kitap basılıyor, 2,5 milyon nüsha baskı yapılıyor. Kütüphaneler dolu ve 10 yıl sonra Tataristan'da üniversite mezunu olmayan kalmayacak. Ama ne yazık ki 4-5 yıldır yayılan kumarhaneler ve yan sanayisi her akşam otele dönerken gözümüze çarpıyor. Batı taklitçiliği bunca kültürü aşıp Kazan'ın ortasına yuvalanabiliyor. Kazan Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısına global rüzgarların gençliği nasıl etkilediğini soruyorum. Kazan'da globalleşme rüzgarları esiyor mu? Bir ilgi var ama bence uzun vadede bilim hep üste gelir. Eğer toplumun kendi alternatifleri yoksa, ülkenin kültürü ayakta değilse bu gibi etkiler öne çıkar. Bence gençler biraz tembel. Kendi kültürlerini değerlendirmek onlara zor geliyor. Örneğin ciddi edebi eserleri ya da filmleri algılamak için yoğun bir enerji sarf etmek zorundalar. Ama küreselleşmenin önlerine koyduğu müzikler, televizyon dizileri, filmler bir birikim getirmiyor. Kolay hazmediliyor. Thank you.
hazmedilir bir kültüre alışkanlık sağlanırsa bir daha geriye dönüş olmuyordu. Bu ilk önce Yugoslavya'da denenmiş, Batı'nın medya devleri halkı pembe dizi ve aptallaştırıcı yarışmalara alıştırmışlar. Bir zamanlar Avrupa'nın en kültürlüsü sayılan Yugoslav gençliğinin bir kısmını hem genel kültürden hem de öz kültürlerinden uzaklaştırmışlardı. Biz etkilere büyük şehirlerden çok daha kapalı köylerdeki durumu merak ediyoruz. Ve yol boyunca dünyanın en güzel evlerini seyrederek Subaşı Atı köyüne gidiyoruz. Aşkımı kurmesler mi, kurmesler mi? Yolumuzda kızıl güller dizmesler mi? O gün hem bahar bayramı hem de köyün toplantı günü. Sorunlar konuşulacak. Gençlerin kötü yollara sapmaması için alınacak önlemler masaya yatırılacak. Reşat Sultanoviç, Tataristan Gençleri gazetesini çıkarıyor. Bize özgürlük ve demokrasi dalgasının getirdiklerini sıralıyor. Yine şu, bu tabire neyse, yaşlılar bir, en birinci yaşlılar neyse, Allah'a özü neyme. Naşarlık mı, en birinci? Zepet, naşı mı ediyoruz işte o. Bit, zgorlaşka. Reşat Sultanoviç, böylesine eğitimli bir halkın bile global rüzgarlarla gelen etkilerden uzak kalamadığını anlatıyor. Köy toplantısında kulağıma buraları Türkiye'den çok ziyaret eden olmadığını fısıldıyorlar bir ara. Çıkıp hepinizin selamlarını iletiyorum. Gayet iyi anlaşıyoruz, seviniyorum. Çok sevinçliyim, çok heyecanlıyım ki sizlerle beraber olabildik. Onlardan size selam getirdim. Hepinize veririm. Toplantının sonunda Münire Garipova'yı ziyaret ediyoruz. Sanki Safranbolu'da birinin kapısını çalıyoruz. Aynı Anadolu'daki gibi kapıdan girer girmez sofraya davet ediliyoruz. Kuzineden güzel kokular yayılıyor. Çay demleniyor. Reçeller masada. İnsanlar adeta akraba. Burada şarkılar ve şiir, anlatılan hikayeler ağırlamanın bir parçası. Bir zamanlar bu bizde de vardı. Birlikte olunca gönül dostluğu yapılır, neşe ve keder paylaşılırdı. Subaşı köyünde gelenekler tüm canlılığıyla devam ediyor. İnsanlar birbirini şiir ve şarkılarla ağırlıyor. Yaşlı güm şeşek atkanda, sine sidim güzelim. Dik bir uzum güne bildim, uzağım üzülgenin. Dik bir uzum güne bildim, uzağım üzülgenin. Reşat Sultanoviç hem dertlerini hem duygularını paylaşıyor. Bize bahar şarkıları söylüyor, sonra büyük değişimlerden geçen ve hala geçmekte olan bir ülkenin halkı adına son 15 yılı özetleyiveriyor. İdeoloji yok devletimizde, ideisi yok. Böyle bir barı komünistik ideyi mi? Koyadır, oşkanadır yok. Sil bulayasın öğrenci. Cumhurbaşkanı Şaymiyev, yıllardır Komünist Partisi içinde çalışmış, gençliğinde Stalin'den sonraki değişimleri izlemiş ve sonunda Sovyetlerin dağılışına da tanık olmuştu. Ama o bir Tatardı. O çok daha büyük imparatorlukların, hanlıkların,
tarihten silinişinin hatırasını kanında taşıyordu. Tarihte hep parantezler açılır, parantezler kapanırdı. Ve Volga hep akardı. Acaba şimdi bu coğrafyanın halkları olarak önümüzde ne vardı? Bir kutup oluşturulabilir mi Avrasya diye? Buna size ettiniz mi? Bu sorunuz çok önemli. Türkiye bunun önemini anlıyor. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Bunu Rusya'nın da anlaması gerekiyor. Hepimiz bir araya gelmek zorundayız. Ancak o zaman dışarıdan gelen dayatmalara karşı güçlü oluruz. İçi dolu mu Avrasya hareketinin? Böyle bir güç var. Rus siyasetinde de ağırlığı sezilmeye başlandı. Bininci yılımızda başkanlığı kabul etmemizde de Avrasya Birliği fikri etkili oldu. Avrupa'yı ve Asya'yı birleştirecek unsurlar artık açıkça baş gösteriyor. Aslında bu bir dünya meselesi. Dünya siyaseti tek kutuplu olmamalı. O İtil Suu Aga Turir diyordu. Yani İdil Nehri akar dururdu. Volga geçmişi bugüne getiriyor ve çevresinde yüzlerce hatta binlerce yıldır yurt kurmuş halklara hayatın asıl anlamının değişim olduğunu, suların tersine akmayacağını söylüyor. Sonsuzluk hissini en iyi Büyük Bozkır'da hissedersiniz. O şimdi sonsuz beyazın altında sakin uyuyor. Kayın ormanları bin yıllık bir geçmişi fısıldıyor. Ve biz duyduğumuz şiirler ve şarkılar cebimizde vatana dönüyoruz. İki hafta sonra sizi Türkmenistan'a götüreceğim. TRT 1'de buluşmak umuduyla.